Hocam bu seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken AK Parti çok dikkat çeken bir talep daha gündeme getirdi. İstanbul'da seçimin yenilenmesini istedi. Ekrem İmamoğlu o talebe tepki gösterirken gözler bir kez daha Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Etkileyecek olaylar ve haller var. Onun için bu olağanüstü itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz. O zaman biz her iki ayda bir seçim yapalım. Yazık, günah. Yüksek Seçim Kurulu oylar yeniden sayılsın talebini 31 ilçede reddetti. AK Parti de bu kez olağanüstü itiraz hakkını kullanmaya karar verdi. Usulsüzlük iddiasıyla İstanbul genelinde seçimin yenilenmesini istedi. Biz dedik ki bu oyların tamamı sayılsın. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları hepimizi bağlar. Ama bu kararları eleştirme hakkımız var. 51 sandığın sayımına karar verilmesini gerçekten söylüyorum. Anlamış değilim. Hukuken de vicdanen de Sayın Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. CHP sözcüsü seçim bitti, İmamoğlu seçildi dese de organize suç iddiasını sürdürdü AK Parti. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a FETÖ iddiası da soruldu. Birilerinin oradan onlardan da istifade etmek işine gelmiş olabilir. Büyükçekmece'de devam eden soruşturmada iki partinin gündemindeydi. Müracaatın da reddedileceğini anlayınca bu müracaatı geri çektiler. Yok böyle bir şey. Nereden çıkıyor? Biz Büyükçekmece ile ilgili itirazlarımızı yaptık. Hatta bugün olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz. Çünkü Büyükçekmece'de daha farklı usulsüzlükler de yapılmış. Peki şimdi ne olacak? Gözler YSK'nın vereceği son karara çevrilmiş durumda. Ama seçim yenilenmezse şaibenin sona ermeyeceğini ileri sürüyor AK Parti. Son kararı da Yüksek Seçim Kurulu verecek. Bu hepimizi bağlar ama şüphe ortadan kalkmamış olur. 5 yıl boyunca bu şaibe konuşulur, bu şüphe konuşulur. VAR sistemi kabul etti. Hakem golü verdi. Her iki takımın taraftarı da alkışlıyor. Ortada iki tane oyuncu olmaz olmaz diye sahada mızıkçılık yapıyor.